geleceksen gel. Yarime kurban olsun Ankara'nın bağları. Çiçek sarı sen sarı çiçeğe konar. Yarime kurban olsun Ankara'nın bağları. Hoş geldin çocuğum. Hoş geldin. İyi gördüm Selahat. Seni. Allah'a şükür abi. Biraz başla. Hafif kilo almışsın, iyi olmuş, yaramış sana. 10-15 kilo aldım abla. 10-15 ama iyi kilo. Olmuş, çok zayıftın be oğlum. Aynen abla. Güzel oldu. İnşallah, hadi bakalım. Evet. Son gül geliyor. Son ben de değil, sen deymiş. Gayesine layıkmışım. Hangi kitap tanes ver bu? Pişmiş işte, muşmuşmuş. La 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 la. La 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 la. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İstanbul'dan mı geliyorsun? Sakaryalıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Beni tanıyorsun az çok herhalde. Evet, televizyonda gördüğüm biraz kadar. Biraz anlatır mısın neden geldiğini falan? Yani televizyon ekran başında gördüğüm kadarıyla ağırbaşlı birisin. En çok etkimi çeken bu. Kendini tanıt Songül biraz. Benim bir lakabım var, ağlatan adam gibi. Ona karşı bir sormak istediğin bir şey var mı veya aklında olan bir şey var mı? Yok, hayır. Hani haklı buluyor musun benim tartışmalarımı? Genellikle haklı buluyorum. Peki evlendiğinde İstanbul'da olmak mı istiyorsun? Yani eşim nereyi isterse orada yaşayabilirim. Sinem anladım. Sen niye öyle iç geçirdin kız? Bilmiyorum böyle, Seda abacığım. Böyle bir yaptım. Çünkü program biterken benim Selahattin'le bittiği için şimdi de herkesi ağlatıyorum dedin ama beni ağlatmadın. Yani iç bunu geçirdi. Vallahi göz göze geldik. Gelmedik evet, Seda abla geldik. Yakalarım böyle evet. dururum. Öyle böyle yaptı bak. Vallahi Sinem yanlış anlama da ben herkese hak ettiğini verdim bugüne kadar. Sen de demek ki onu hak etmişsin, onu verdim sana. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bana bir şey vermedin, ben sana olumsuz dedim çünkü. Olumsuz mu dedin? Evet, o zaman ben çıkıp geçirme. Gittim. O zaman hiç geçirmeyeceksin. İç geçirme sebebim belki hani şu anki durum. Evet. O anki durumda sen şu beni bırakıp gitmedin. Şu durum seni rahatsız ediyor mu? Evet ediyor. Neden ediyor? Bilmiyorum, ediyor. Şuraya gelir misin Sinem? Neden rahatsız oldun annem? Şurada ortada dur. Bilmiyorum Seda ablacığım, yani rahatsız oldum. Kafede şimdi geldi, konuştu, annemle konuştu. Ben sandım bana çıkar ya da yine bir şey olur. Annenle ne konuştu? Seni mi istedi? Evet, mi? Yok. Ne yaptı annenle? Hayır, dedi. Elini öptü. Yani. Elini öptü. Aferin benim çocuğum, kibar çocuktur. Evet, kibar. Bütün çocuklarım gibi. Büyüklere saygı duyuyorum. Aslında göründüğü kadar sert biri değil. Çok temiz bir kalbi var, dışarıda da görüştük. Burada bitti evet ama bir arkadaş dostu. Şimdi sen buluşma kabul edince mi bozuldun? Evet, şok mu oldun? Şok oldum. Abla ben Sinem'e neye bitir demesini söylediğimi anlatayım. Ben bütün görüşmelerimi sırf bana başkalarının aklıyla gelip bir şeyler söyledikleri için bitirdim biliyorsun değil mi? Veya eski görüştüklerimi görüştüğü için bitirdim. Son günü hatırlıyor musun? Evet Selahattin öyle yaptı böyle yaptı bilmem ne dedin. Burada Fatma'yı haklı çıkarttın. Ben kimseye haklı çıkartmadım. Sonra benim sonuçta bir ağzım var, dilim var, beynim var, konuşabilirim. Herkese ağlatamamışım demek ama en azından aklımda kalabilmişim. Sen benim aklımda değilsin Sinemciğim. Olabilir. Ben senin aklında olmayabilirim. Ama sen, sen şimdi gidip mesela kafeteryada yanına gittin, annesinin yanına falan. Hatta Seda abla bakmadın bile. Benim annesiyle bundan bir sıkıntım yok abla. Her gördüğümde de selam veriyordum. Ve annem beni çağırdı. Seda ablacığım dışarıda kaç kere aradı, görüşmek istedi. Buraya gelirsen gel dedi. Sonuçta o Anadolu yakasında oturuyor, ben Avrupa'da oturuyorum. Ümitlenir kız çeler. Evet Seda evet. ablacığım. Kız çeler ümitlenir. Seni aradım ve seninle görüşmek mi istedim? Evet. Ece şahit, Ece bizle. Ece de hatta beraber görüştük kaç kere. Bu kadar insan içinde seni mi arayıp sordum ben şimdi? Evet senle Selahattin. Görüşmek istedim. Evet. Yalan mı söyleyeceğim ben? Neden yalan söyleyeyim belki ki? Belki talip olur birazdan. Şimdi talibi var ya belki abla, onun yanında söylerim. Abla ben bunu zaten bekliyorum. Ne zaman bir talibim gelse zaten. Allah'tan diğerleri yok. Diğerleri olsa peki zaten burada Cürcine kopardı. Peki neden sana böyle bir şey oluyor başkasına olmuyor? Bak senin söylediğini. Demek ki sen bir şeyler yapıyorsun, bir şeyleri tam olarak bitiremiyorsun. Hayır bak senin söylediğini 20 tane insan söylüyordu burada. Neden benim ama 20 neden tanesine sana, neden yetişme gibi bir şansım seni yok. Hepiniz ezbere konuşuyorsunuz. Neden ezbere konuşayım ya ben oyuncu muyum, normal konuşuyorum. Buraya sonuçta senin hareketlerini görerek gelerek konuşuyorum. Sinem talebimle konuşabilir miyim? Ben kimsenin etkisi altında kalmak istemiyorum, sizi tanımak istiyorum. Ben evet. Zaten sen yani etki altında kal diye çıkmadım canım benim.
Benim seninle bir sorunum yok. Ben Selahattin'le konuşuyorum. Benim seninle bir sorunum yok. Tam da ben şu an ona cevap tamam, ama o sizinle görüşmek istemiyor. Tamam da ben şu an Seda abla çağırdı. Buraya çıktım. O bana yorum verdi. Senin Seda için de abi. Diyeceklerim bittiyse biz konuşmamıza devam edeceğiz. Yoksa ben... Efendim? Diyeceklerim bittiyse biz konuşmamıza devam edebilir miyiz? Senden izin almayacağım ben. Hani Seda abla çıkartmıştı seni oraya? Evet, Seda abla tamam, çıkardı ama ben... Tamam, konuşman diyeceklerim bittiyse ben sen sus deyince susacağım, konuş deyince tamam, konuşacak birisi değilim canım benim. Tamam, konuşman bittiyse oturabilirsin. Sana ne? Oturmuyorum. O zaman konuş. Sen bana emir veremezsin. Hangi hakla? Oturur musun? Oturmuyorum. Ben burada dinlemek istiyorum. Bak görüyor musun abla? Neden olumsuz oluyor benim görüşmelerim? Gelen insanları burada pişman ediyorlar. Ben niye pişman ediyorum? Kızın morali benim, kalmadı. Bak bilerek giden kızın halinin suratına baksana. Kıpkırmızı oldu burada. Yo kendine güvensiz canım. Niye kıpkırmızı oluyor ki? İstediğini diyebilirim. Ben kıpkırmızı olmuyorum. Sinem, o niye kıpkırmızı Sinem, oluyor ya? Sinem ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyor buradan. Şu anda amacın ne? Hiçbir şey. Buradan tamam amacın ne? Tam konuştun. Yok. Konuşacağını tamam, konuşun tamam. Neden uzatıyorsun? Bana bakıyorsun. Benim amacım yok. Ben burada duracağım. Şu anda ben konuşacağını konuştum. Durabilirsin. Tabii ki de. Ha durmanın bir nedeni yok mu şimdi? Yok. Olsun ya. Olmasını konuşmalı ya. O da duruyor burada evet. Şaka gibiler ya. Kesinlikle. Az çok anlıyorsun zaten beni evet, değil mi? Evet anlıyorum. Tanıt kendini. Bir hafta sonra daha çok iyi anlar. Evlilikten çünkü beklentilerin ne? Öğrenebilir miyim? Evlilikten beklentim... Halk arasında kriterlerim. Hani... Saygı... Sevgi çerçevesi içinde yuva kurmak istiyorum. Bak mesela asla Sinem'le muhatap olamazsın. Ben zaten onunla muhatap olmam. Sen buraya benimle evlenmeye sen geldin. Sen istemediğin sürece ben de muhatap olmam. Yani, canım benim zaten ben seninle muhatap olmam. Yürü be Selo. Ben onunla muhatap olmam. Her zaman yaşadığım konular abla. Bak söylüyorum üstüne basa basa evet söylüyorum. Sen buraya benimle evlenmeye mi geldin? Evet. Başka insanlarla işin olmasın. Senin bir arkadaşa da ihtiyacın yok. Evet. Songül sen de kendini anlat biraz. Mesela sen aynısını ondan istiyor musun? Tabii ki de. Benim o de da rahatsız sen de Sinem'e kişilerle selam veremezsin diyor musun? Tabii ki de. Ha. Sinem bir de benim... Kesinlikle görüşmeni istemem. Ya zaten görüşme gibi bir şansım yok. Ya. Ondan emin olabilirsin. Ben asla görüşmem varken başka bir kızla hiçbir zaman muhatap olmadım. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Gerçekten. Ve ikincisi ben sana bir şey diyeyim. Diyelim ki normal ayrıldık tamam mı? Buraya kadar iyi. Şu anda bir talibim var. Senin gönlün bende de olabilir. Her şeyi koyuyorum bir kenara. Sen şu kılık kıyafetle zaten benle olamazsın. Neden? Örf ve adetlerim uymuyor mesela. Allah Allah. Anlatabiliyor muyum? Ne var gayet normal. Sana etek, normal, çizme. Bana normal. Anlatabiliyor muyum? Selahattin mi? Gayet modern Seda ablacığım. Üstümde ne var? Bak ben de modern. Adama ters. Hayatım sen bana bir şey diyorsun ama üstü yanındaki ben, bayan da daftaracık, vücut hatları gayet belli bir şekilde karşımda oturuyor. Ona neden ne bir şey söylemiyorsun? Ne yaptın? Gelen talipleri mi kontrol ediyorsun? Yo, gelirken baktım tabii ki de. Sen de bayağı beni kontrol etmişsin baksana. Ben giyinişinde bir şey göremedim. O Selahattin, benim gözlemim. Geçen sezon da söylemişti. Ben karnı açık kıyafet giydirmem demişti. Orapça kafasını karnı açık yani da ya. Karnı açık. Karnı yemek gibi oldu. Karnı açık da ya. Öyle demişti Selahattin. Karnı açık. Öyle mi demişti? Bir de mini... Selahattin öyle mi dedin? Karnı açık. Mini etek söyledim de karnı açık. Sen de uzatmış olmuyor mu ya? Hayır. şimdi... Yani ben... Sibel kız güzel kız ama Allah için değil mi? Ya tabii ki güzel kız. Uğur abicim benim kızda bir sorunum yok. Sadece bana emir vaki ver. Sinem veremez. Aklında var mıyım karnı yok muyum? Karnı açık. Karnı açık ne ya? Ya benim seninle bir sorun yok canım benim. Senin zaten onunla bir sorun olamaz. Senin benimle sorunun var. Ya bir var. Dur sana konuşuyorum. Hayır senin benimle sorun var. Sen kızı ilk defa görüyorsun hayatında. Onunla sorun olmaması normal. Senin benimle sorunun ne? Emir var ki konuşamaz. Senin benimle sorunun ne? Gönlün mü var Sinem? Varsa vardı. Sende gönlüm olması için seninle bir zaman vakit geçirmem gerekiyor. Sadece eski anılar canlandı gözümde. O, hepsi bu. Eski anılar canlandı. Evet, yani burada sonuçta en son senle ayrıldım. Peki sen burada son bir tek benle mi görüşme yaptın? En son senle bitti. Nurullah'la yaptın, onunla yaptın, bununla yaptın. Kiminle yaptım, onunla bununla yaptım. Hepsiyle görüştün sen burada. Hangisi? Hepsiyle mi görüştün? Evet. Kimle görüştün hepsiyle ya? Bak en son benden önce kimi söylüyorum. Tayfun'la görüştü bir tek. Evet, benden gittim. Öncesini ha de söylüyorum. Nurullah'la görüşmem vardı. Tayfun'la görüştü kız. O kadar.
Olabilir ya, sen onları de kaç kişiyle görüştün? Sonuçta burası evlilik platformu. Bir kişiyle de görüştüm. Bak benim 20 tane görüştüm. Talibim oldu. Tamam mı? Ben hepsini kestirip attım. Bitirdim de bitirdim. Senin gibi kurcalamadım. Demek ki beni bitirememişsin ki. Sinem, program senin, sonra da hala arıyorsun. Sen burada Seda ablan çağırdı seni ama senin pişman bir dudaklarında bir pişmanlık var. Böyle bir pişman bakıyorsun yani. Öyle bak. Evet yani şu pişmanlığı kabul etmiyorsunuz sonra hepiniz burada ötüyorsunuz. Sinem dans etsin diyorlar arkadaşlarım. Arkadaşlarım diyorlar ki Sinem bir dans etsin de görün Seda ablan diyorlar. Selahattin sana hiç bakmadı. Hiç neden? Bakmadı Selahattin. Neden? Karar. Volkan bir şey mi diyeceksin anneciğim? Anneciğim bir şey söylemek istiyorum da. Şimdi arkadaşımız Selo Başkan'a böyle bir şey diyor yani ben böyle bir şekilde. Bu şekilde kesinlikle Selahattin arkadaşın ne gönlünü alabilirsin, ne kalbini çalabilirsin. Artı burada heyecandan ölüyordun arkadaşa şey. Bakarken, yani dans ederken bir de bunda ya ben gönlünü çalmak istemiyorum, onlar zaten çaldınız. Kesinlikle gönlün onda ama bu şekilde kesinlikle onun gönlünü kazanamazsın. Ben böyle mesela bunu göbeğimi yani. Kapatabilirim Uğur abi. Efendim? Şöyle kapandı göbeğim. Sinemciğim sana bir şey söyleyeyim mi? Sen dedin ya, az önce bir kıyaslama yaptın. Sana gelen herkes ağladı ama ben ağlamadım. Bunu bir başarı olarak görüyorsun ama ben sana söyleyeyim mi? Ben o insanlarla uğraştım diye ağladılar. Senden daha fazla değer verdim. Ayıktın. Vallahi bana daha çok değer veriyorsun demek ki beni aradığına göre sürekli. Ben onlarla daha çok vakit geçirdim. Kararım çocuğum. Sen bana değer verdin, insanları ağlatıyorsun. Allah aşkına bana değer vermediğin için Allah'a binlerce kez şükürler olsun bence. Allah senden de razı olsun. Ama sen ona değer vermişsin çok. Burada heyecandan ölüyordun neredeyse. Sinem orada dur abi, kıpırdama. Ne oldu? Karar ne oldu? Evleneceksin.